Selin Hanım, Star Park Luna Park'ın direktörü. Kendisiyle beraberiz. Önce sorayım, Star Park ne yapar diyeceğim ama arkamda bayağı bir Luna Park var. Evet, Star Park aile eğlence merkezleri ve eğlence park ekipmanları üretimi yapan 57 yıllık bir aile şirketidir. Arkanızda görmüş olduğunuz üretimimiz Avatar. İsmini Avatar koyduk. 6 tane arabamız var. İkişer kişi oturarak 12 kişilik bir yeni bir Luna Park ekipmanı diyebiliriz. Luna Parklar birazcık nostaljik değil mi? Yani hatta düz bir vatandaş olarak şöyle sorayım. Hala Luna Park var mı? Bostancı Luna Parkı var. Ya da Luna Parklar nerede var artık? Star Parklar genel... Star Park'ları biz aile eğlence merkezleri diyoruz. Aslında şöyle, 91 yılında biz aile eğlence merkezi fikrini Luna Park konseptiyle birleştirdik. 1961 yılında başlamıştık aslında bir sektörde. Ben 3. kuşağım sektörün. Luna Parkçılıkla başladık biz, Luna Park işletmeciliğiyle. Ve daha sonra da kapalı eğlence merkezlerine geçtik. Kurduğumuz parklarımızın hepsi kapalı Luna Parklar olarak geçiyor aslında. O yüzden biz elektronik aletler yerine daha çok bu tip oyuncakları tercih ediyoruz ki eskiyi kaybetmeyelim ve değerlerimize sahip çıkalım diye. Bir yandan da işte o yüzden sordum. Aslında bu bildiğimiz anlamda klasik Luna Parklar biraz evrildiler, öyle değil mi? Evet. Yani daha teknolojik hale aldı. Şu an trenlere VR gözlükleri takılarak böyle sanal gerçeklik gözlükleriyle beraber hareket ediyor. Teknolojiyi aslında birleştirdik Luna Park ekipmanlarıyla ama hala... Çarpışan araba var mı? Çarpışan araba var mı? Evet. Çarpışan araba, korku tüneli hala en çok iş yaptığımız aslında üretimlerden olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda eğlence parklarının yanında yaptığımız üretimlerde de en çok tercih edilen yine atlı karınca, uçan sandalye, çarpışan arabalar gibi üretimler oldu. Beni tutuyor biraz da, kendiniz biniyor musunuz? Hayır. sizi de mi tutuyor? Evet. Yani binemiyorum. Yalan değil. Vallahi ben de bilemiyorum. Yurt dışı ile çalışıyor musunuz? Evet. 20'ye aşkın ülkeye ihracatlarımız oluyor. Avrupa başta geliyor bunların içerisinden. Aynı zamanda Orta Doğu pazarına da hakimiz. Bunun dışında keyifle çalıştığımız Arjantin gibi ülkeler oldu bir dönem. Bütün dünya ile çalışıyoruz diyebilirim. Bundan sonra bir yere evrilme ihtimali var mı bu sektörün? Evet. Nereye doğru gidiyorsunuz? 4. kuşağı, 5. kuşağı olacak mı bu işin? Umarım olur, bunun için çalışıyoruz ama... Veliaht var mı? Yani var, bir tane var. 4 yaşında şu an torunumuz. Onun için açıkçası şöyle, Luna Park konseptini bitirmek istemiyoruz. Teknolojiye çok adapte olmak istemiyoruz. Şöyle ki, bir atlı karınca aldığınız zaman 20. yüzyılın başlarında alınmış bir atlı karınca hala daha ahşap atlarıyla yaşamaya devam ediyor. Ama bir teknolojik ürün 2 yıldan fazla gitmiyor veya daha yenisi geliyor. Yani 150 yıllık bir atlı karıncanın verdiği hisle 2 yıllık bir telefon veya herhangi bir teknolojik aletin verdiği his bir değil. Biz bunlara daha çok kıymet veriyoruz galiba ve bunları kaybetmek istemiyoruz. Teknoloji bir zamandan sonra, yani tabii ki hepimiz için bir ihtiyaç, üretimlerimizde de var ama ben yine de dediğim gibi değerlerimize bağlı kalarak, teknolojiyi de içine alarak böyle bir orta yolu bulmaya çalışıyorum. Aslında teknoloji çok hızlı bir giriş yaptı fakat ondan sonra ailelerin, hani oğlum kızım zaten evde yeteri kadar tablete, telefona bakıyor, artık dışarıda bari bakmasın diyerek aslında iş klasiğe döndü sanki. Evet, kesinlikle. Yani daha farklı boyutlara geçeceğimizi düşünürken biz aslında eskiye geri dönüş yaptığımızı söyleyebilirim. Aynı zamanda bir meyve suyu firması bile eski 50 yıl önce ürettiği bir şişeyi kullanmaya başlıyor. Çünkü insanlar artık biraz bence teknolojiden bıkmaya da başladığını söyleyebilirim. Öyle değil mi sizin için? Son bir soru soracağım o zaman. Piyasada aslında şöyle bir şey yapmak istiyoruz, şöyle bir hamle yapmak istiyoruz fakat yapamıyoruz. Yani piyasa şartları veya müşteriler buna daha uygun değil, elverişli değil diyebileceğiniz bir şey var mı? Eğlence parklarımızda şöyle sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Mesela bir yeni bir eğlence merkezi kurdunuz. Bir korku tüneli içerisinde, korku tünelini düzenliyorsunuz. Bir hafta sonra içerisinde
animasyon, animatörlerle ilgili hiçbir şey kalmıyor. Bütün makineler kırılıyor. Çünkü arabadan inip o korku tünelinin keyfini yaşamak yerine arabadan... Dövmeyi tercih ediyor korkudan. Yani o makineleri kırmak gibi hoş olmayan şeyler yaşıyoruz. Bunlar bizi çok demoralize ediyor. Çünkü biz büyük bir sevgiyle, aşkla yapıyoruz işimizi. Bunları böyle hemen yok olması bizi o kadar üzüyor ki aslında biz mutluluk vermek için, keyif için yapıyoruz bunları ama karşılığını böyle görmek bizi üzüyor. Bence işletmecilerin, lunapark işletmeciliği yapan herkesin tek problemi bunun olduğunu düşünüyorum. Selin Hanım çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Çok memnun oldum. Ben